Merhaba çocuklar. Bugün sizlere ünlü Türk ressam Abidin Dino'nun hayatından bahsedeceğim. Abidin Dino 23 Mart 1913'te İstanbul'da doğdu. Doğduğu yıl ailesi Cenevre'ye, ardından Fransa'ya yerleştiğinden çocukluğu Avrupa'da geçti. Türk ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni, seramikçi, şair ve sanat tarihçisi kimlikleriyle birçok işe imza attı. İlk çizimleri İrin gazetesinde, ilk yazıları Artist dergisinde 1930'lu yılların başında yayımlandı. Bu yıllarda Nazım Hikmet'in Sesini Kaybeden Şehir ve Bir Ölü Evi adlı kitaplarına kapak desenleri çizdi ve kendini çok genç yaşta ressam olarak kabul ettirdi. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Cezayir, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de sergiler açmış. Fransa Plastik Sanatlar Birliği Onursal Başkanlığı, New York Dünya Sanat Sergisi Danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Türkiye dışında Roma ve Paris'te yaşadı. Abidin Dino, çizgi ve desenlerinin ön plana çıktığı çalışmalarında işçi ve köylü insanları resmetti. Türkiye dışında yaşamasına rağmen resimlerinde Türk kültürünün tarihsel kökenlerinin etkileri çok fazla görülür. Önemli eserlere Balık Pazarı, Bal Kabağı, Uzun Yürüyüş, Çiçek, Analık gibi çalışmaları yer alır. Ressam 7 Aralık 1993 yılında Paris'te vefat etmiştir. Evet sevgili çocuklar, ressam tanıtım videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.